Dışarı çıkardım, arkadaşlarımla sohbet ederdim ama asla telefona bakmadım. Ben tuşlu telefona geçtim. Nisan tatilinde artık LGS'ye çok yaklaşmışız. Benim yine bir pik yaptı. Fen 7 yanlışa çıktı. İşte ben merakıma yenik düştüm. Aslında yeminliydim hani soruları tartışmayacağım diye. LGS'ye hazırlanan arkadaşlar birçoğu da 2009'da senin gibi. Neler söylemek istersin onlara? LGS Dershanesi birincinin hikayesini sunar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda LGS 2022 birincilerinden Minel Şahin var. Minel hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben Minel Şahin. Yatılı bir okulda okudum ortaokulu. Şu an Robert Kolej'inde okuyorum. 5 yaşlarında küçük bir erkek kardeşim var. Süper. LGS'ye hazırlanmaya hangi sınıfta nasıl başladın? 7. sınıfın 2. döneminde matematik ağırlıklı başladım ben. Sonra 8. sınıfta işte tam ağırlıklı yazı çalışmadım. Değerlendirdin mi? Yazı değerlendirdim mi? Yazı daha relax değerlendirdim. Son anlara doğru, Ağustos'un sonlarına doğru başladım. Peki bir derse başlamadan önce bir konuyla ilgili ön çalışma yapıyor muydun? Ben daha çok hani bodozlama giriyordum bayağı. Direkt başlıyorum. Derste aldığımla devam. İyi bir dinleyiciydin o zaman derste. Evet. Peki dersten sonra konuyu işledin. Hı-hı. Ne oluyor? Kütüphaneye gidiyorum. Sonrasında orada konu ağırlıklı çalışıyorum. Konu kavrama testleri çözüyorum. Ne kadar süreli? Ne kadar süreli? Bir saatliğine falan çözüyorum. Sonra? Sonrasında yemek arası, sonrasında beceri temelli diye başlıyorum. Onu ne kadar çözüyorsun beceri temelli? 1,5-2 saat. Yani o saate kadar toplam 3-3,5 saat çalıştım. Peki çalışma programın nasıldı? Böyle sabit bir programın var mıydı? Çok sabit değildi ama şöyle genel olarak. İşte sabah uyanıyorum, derslere giriyorum. Dersler 4,5 gibi bitiyordu. 4,5-5,5 arası dediğim gibi konu kavrama testleri. Sonrasında 5,5-6 arası yemek arası. 6-7,5 arası beceri temelli. 7,5'da 9,5 arası süreyle bizim zorunlu etüdümüz vardı. Ben zorunlu etüdleri asla verimi geçiremedim. Neden? Bilmiyorum. Şey, öğrencilerle hep beraber hani bir alana takılmış gibi hissettiriyordu. Hı. Bu yüzden bunalıyordum. Sen kendi başına mı daha iyi çalışıyordun? Aynen öyle. Peki yeni nesil sorulara nasıl alıştın? Böyle bir çalışma yaptın mı? Şöyle, 5. sınıfta bizim matematik öğretmenimiz bizi yeni nesil sorulara alıştırmaya başladı. Sonrasında her sene öğretmenlerimiz bize beceri temelli MEP soruları vererek de bizi desteklediler. Yani bu yüzden 8. sınıfa geldiğimde neredeyim ben, yeni nesil sorular çok zor gibi girmedim. Peki sen bir soruyu ilk okuyuşta anlar mısın? Eğer tamamen odaklanmışsam kesinlikle anlarım. Eğer tamamen odaklanmamışsam soruyu 20 kez okuyabilirim. Sence neden odaklanamadığın zamanlar oluyordu? Aklım başka yerlerde, arkadaşlarımla sohbetlerimize kalırdı. Başka bir soruda kalırdı. İşte bazen şey olurdu. İşte ben bir soruda takılırdım, boş bırakırdım. İki soru sonra işte bir sorunun altını çizmişim ama okumuyorum. Ben o soruyu düşünüyorum gibi olur. Bu klasik LGS birincilerine sormazsak olmaz sorulardan. Bir günde ortalama kaç saat çalışıyordun? Yani soru ağırlıklı mı yoksa süre ağırlıklı mı çalışıyordun? Soru ağırlıklı çalışıyordum. Benim bir günlük 300 soru hedefim olurdu. 300-350 arası değişirdi. Sene başında böyle miydi? Sene başında 100-150-200 gibi başladım. Bu dönemlerde 200-250 gibiydi sanırım. Peki rekorun? 415. 415. Güzel bir soru sayısı gayet. Peki en zorlanılan ders olan matematiği seviyor muydun? Matematiği seviyordum. Özellikle konularını severdim ben daha çok. Hani üçüncü konuyu çok severim mesela. Ama hangi konu? Cebirsel ifadeler. Cebirsel seviyorum. Sevmediğin konu hangisi? Sevmediğim konu hangisi? Geometrik cisimler olabilir çünkü asla anlamadım. İyi ki de LGS'de çok çıkmadı. Birinci konuda çok zor öğrendim, çarpanlar katlar. Onu toparlamam bir dönemimi almıştı. Nasıl toparladın çarpanlar katlar? Sizin videolarınızı izledim, konu anlatımlarını. Sonra konu anlatımda sıkıntı olmadığını görünce yeni nesil işte bastım. Yeni nesilde olmayınca daha en başa dönüp işte 7. sınıf şeylerini çözerek başladım tekrardan. Sonra hallettim bir şekilde. Toparladın. Aynen. Çevrende böyle senin gibi LGS'de ya da sınav hazırlığında başarılı arkadaşların var mıydı? Var, tabii ki var. Senin yakın çevrenden mi? Yakın çevremden mi? Yani okulda yatılı olduğumuz için getirince yakın çevremden. Sence bu etkiliyor mu insanı? Bu beni tatlı bir rekabete soktu diyebilirim. Yani iyi etkiledi. Peki şunu düşünüyor musun? Mesela yakın çevren soru çözmeseydi, hadi sürekli dışarı çıkalım deseydi, bundan etkilenir miydin? Bundan çok az etkilenirdim çünkü benim kendi disiplinim daha güçlüydü genel olarak. Peki sana göre LGS'de başarılı olmuş arkadaşların ortak bir özelliği var mı? Hepsi hatalarının çok üstüne giderlerdi. Hani anlamadılarsa anlayana kadar oldururlardı bir şekilde. Düzenli ve etkili çalışırlardı. Hani asla iki gün boş geçtiklerini bilmiyorum ben. Sen kaç gün üst üste ders çalışmamışsındır? Benim maksimum birdir. Bir gün? Aynen. Bu bence çok önemli bir özellik. Daha önceki arkadaşlarımızdan da çok sık duyuyorduk bunu. Yani öyle çalışmaya 5 gün, 4 gün, 3 gün gibi aralar hiçbir yok. Vermiyorlardı. Peki ders çalışmak istemediğin zamanlar ne yapıyordun? Şöyle, öncelikle ben ders çalışmak istemediğimi şöyle anlardım. Benim dediğim gibi matematikte en sevdiğim konu çarpanlar, katlar, değil. Değil. Değil.
Benim en sevdiğim konu cebirsel ifadeler. Her derste vardı böyle spesifik konular. Artık onları da çözmek istemiyorsam demek ki bir şey çözsem de anlamayacağım diye kalkardım ben masanın başında. Ne yapıyordun? Dışarı çıkardım, arkadaşlarımla sohbet ederdim ama asla telefona bakmadım. Ben tuşlu telefona geçtim. Vay! Evet, akıllı telefonu bıraktım. Aynen. Sadece ararlarsa alo. Aynen. Zor olmadı mı bu kadar sosyal medyadan uzak kalmak? Sosyal medyayı çok kullanmıyordum. Hı-hı. Aslında bayağı kullanıyordum ama çok şey değildi. Aşırı derecede bağımlı değildi. Gibi değil. Aynen. Peki normalde şu an itibariyle kullanıyor musun artık? Şu an hepsi. Bayağı kullanıyorum. Şu an ne varsa açıldı. Peki gelelim deneme netlerine. Biraz hı-hı, denemelerinden bahset. Gelelim. Bir gelmek istediğin gibi. Şöyle. Ben seneye 13 yanlışla başladım. Hı-hı. Sonrasında zaten 13 yanlıştan sonra tuş telefona geçtim ben. Herhalde akıllı telefonu olmaz. Peki 15 falan yapsaydın yani... tamamen telefon. Sonrasında Kasım tatiline kadar 4-5'e çektim bunu. Kasım tatilinde bir pik yaşadım. 10 yanlışa çıktım bir. Sonra Kasım tatilini 3-4 ile kapattım yine. Hı-hı. Sonra 15 tatile kadar 2-3'e çektim. Hı-hı. 15 tatilde fen 5 falan çıkmaya başladı. Sadece fenden 5 yanlış. Sadece fenden 5 yanlış. İşte geri kalanları saymıyorum bile. Yine 10-15'e çıktı bir ara. Oh. Sonrasında Nisan tatiline kadar bunu 4 yanlış, hani maksimum 4 yanlış yapıyordum. İşte bir yanlışım fullümle çıktı hatta o sırada. Nisan tatilinde artık DGS'ye çok yaklaşmışız. Benim yine bir pik yaptı. Fen 7 yanlışa çıktı. İşte 15 yanlış denemem neden var. Neden oluyordu sence bunlar? Hiçbir fikrim yok. Keşke çözebilseydim. O zaman da hani... Bu moralini bozuyor muydu senin? Bayağı bozuyordu. Ne yapıyordun? Ben çok ağlarım. Çok ağlıyordum. Denemeler seni çok üzmüş. Evet. Peki son denemeni hatırlıyor musun? Son denememi hatırlıyorum. Son denemem 2 yanlış. Bir Türkçe, bir İngilizce hatta. Ondan bir önceki 13 yanlış. 13 yanlış, 2 yanlış. Hı hı. Arada inanılmaz bir dalgalanma. Buradan şunu çıkarabiliriz. Her deneme aynı değil. Hı. Kesinlikle aynı değil. Yani herkes sene boyunca dalgalanmalar yaşayacak. Aynen. Bunun kaçı. Yaşamamanız zaten hani robot musunuz diyebilirim. Sınav stresini ne kadar yaşadın? Çok yaşadım ama benim vücuduma yansıyan bir stres değildi. Hani tabii ki ayak sendromum vardı işte sürekli tabii olarak aynen. İşte karın ağrıları, baş ağrıları gibi değildi. Daha çok ağlamayı tercih ederdim ben. Ağlayınca daha rahatlardım. Belki de iyi gelmiştir. Yani. Evet evet büyük ihtimalle. Sınav sürecinde çok normal aslında. Peki sınav anında heyecan yaşadın mı? Şu çok yaygın bir şekilde söylenir. Hani LGS'ye girdiğinizde 5 dakika sonrasında her şeye alışıyorsunuz. Evet. Gerçekten öyle bu arada. Ama ben şurada kaygılanmaya başladım. Benim Türkçe'de 15. soruda 5 boşum vardı. Ve 15. soruyu da boş bıraktım yani. Onunla beraber 5 boşumdu. Sonrasında dedim Minel ne oluyor? Sonra devam olabilir böyle. İnkılaptan ilk soruyu boş bıraktım. Dedim herhalde bu artık sınav gitti artık. Sonrasında dinden bir soruyu boş bıraktım. Kitapçığı 7 boşta kapattım yani. Ama 20 dakika falan olmuştu. 20-25 dakika olmuştu. İşte kendime geldim. Kendime gelmemi sürecini anlatayım. Din öğretmenimiz bize bayramlara dağıtılan şu cam şekerlerden vermişti küçük olanlardan. Onun üstünde, benimkisinin üstünde oyuk gibi bir şey varmış küçük. Sert olduğu için benim dilimi kesti. Aa. Kanadı falan. Of. Sonrasında hani orada kendime geri geldim. Minel toparlan diye. Bu acı mı seni kendine getirdi? Ben de okunmuş şeker aldım da bir anda ilahi olarak böyle kendine geldin sandım. Ya, acı beni kendime getirdi. Hı-hı. Tekrardan hani bir uyandım gibi. Sonrasında daha odaklı bir şekilde sorulara baktım, yaptım. O boşları tekrar döndün ve hallettin. Hı-hı. Çıktın, araya çıktın. Arada neler oldu? Tüm sene boyunca bunu duyacaksınız. Sözel sayısal arasında asla söz hakkında konuşmayın. Kesinlikle konuşmayın. Ben bunu keşke yapmasaydım. Keşke alışkanlık haline getirebilseydim ama ben tüm sene boyunca sözel konuşmuş bir insanım. Hani ortalığı toplardım, işte gelin kitapçıkları açın falan. Hı-hı. Denemelerde arada bunu yapıyordum. Aynen. Rehber öğretmenimiz bana çok şeydi oluyordu. Kapatın falan. Sonrasında ben merakıma yenik düştüm. Aslında yeminliydim hani soruları tartışmayacağım diye. Bir grup arkadaşım gittiler ve geri geldiler. İnkılaptan bir sorumuzu öğrendik doğru diye. O soruda benim en başta boş bıraktığım soruymuş. Bayağı arada kaldı. Ben merakıma yenik düşüp sordum hangi soru diye. İşte biz bunu Ceyhan yaptık, sen ne yaptın? Ben Bursa yaptım. Onların hepsi Ceyhan mı yapmış? Evet, hani herkese böyle çaresiz soruyorum işte Bursa yapan var mı? Kimse de Bursa yapmamış. Sonrasında ben bir lavaboya gideyim dedim. Lavaboda da ağladım. Aslında doğru yaptığın soru için ağladım. Evet ve şu şey çok kötüydü. Hani ben tüm inkılap kitaplarımı bitirmedim. Lavaboda böyle önümden geçti. Acaba bitirseydim olur muydu yanlışım falan. Sonrasında çıktım. Rehber öğretmenimiz Aykut Hoca. Çok minnettarım kendisine de. Sevgiler bizden. Beni kenara çekti, dedi ki Minel toparlan, sayısala gideceksin. İnkılaptaki sorunun doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Hı-hı. Belki doğru yapmışsındır. Eğer yapmamışsan bile sayısaldaki her soruyu teker teker ele almalısın dedi. Sonrasında rahatlattı seni. Aynen. Zaten hani sözel artık geçmiş. Daha bir şey yapamam zaten, kitapçığı verdim. Sonrasında sayısalda daha rahat girdim. Ha, motiveydin aslında. Aynen. Sayısalda sorun yaşadın mı? Sayısalda fenden benim iki tane emin olmadığım soru vardı. Ki onları da şey diye işaretledim hani. Bir inkılap bir fenle de girebiliyorumdur herhalde.
diye. Seni bu fen hep denemelerde de LGS'de de zorladı sanki. Fen bayağı zorladı beni. Benim nadiren fulldür. Fen 7 yalnız deyince çok absürt bir rakam 7 yani. Peki sana göre şöyle bir değerlendirdiğimizde önceki yıllara göre senin senendeki LGS daha zor, daha kolay ne diyebilirsin? Öncelikle matematik gerçekten bariz bir şekilde daha kolay. Sadece birkaç sorun dikkat gerektiriyor. Türkçe gereksiz bir şekilde zordu. Anlayamadım. Onun dışında çok spesifik bir şey yok sanırım. Peki sınavdan sonra sonucunu öğrendin. Nasıl öğrendin? Neler yaptın? Şöyle öğrendim. Biz sınavdan çıkıp dershaneye gittik. Dershanede benim kitapçığım, Ceyhan kitapçığıydı hatta. Benim kitapçığımın fotoğrafları ve hani cevapları vardı. Camları asmışlardı ve ben hani elimde poşetlerle taradım. İşte fullmüş falan. Sonra gittim öğretmenlerime ve babama sarıldım. Sonra annem. Sonra işte ilk an heyecanı geçince ama oldu. Çok da önemli değil yani. Dünyanın en büyük şeyi değilmiş. Yani, aynen. Peki hedefin neydi LGS ile alakalı ya da ne zaman koydun bu hedefi? Şöyle, 500 tam yapacağım diye girdim seneye. Bu ne zaman koydum? 7. sınıfın online o dönemlerde koydum. İşte sizin videolarınızı izleyerek, LGS birincileri konuşmalarınızı. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum, ben de bir gün çıkacağım. Evet, bu sözü son dönemlerde duyuyoruz. Çok da mutlu oluyoruz aslında bu motivasyonu sağlıyor olmaktan. Okul hedefi koydun mu? Benim çok küçük yaşlardan gelen bir Galatasaray Lisesi aşıklığım vardı. Ama sonrasında... Aşk bitti mi? Bitti yani Fransızcayı çok şey yapamadım, benimseyemedim. Hmm. Bu yüzden... Şu an memnun musun? Şu an çok memnunum gerçekten. Robert Koleji'nden aşırı memnunum. Peki gelecekteki hayalin ne? Ben psikoloji okumayı planlıyorum. Yurt dışında da lisans yapacağım. Peki bu yıl LGS'ye hazırlanan arkadaşlar, birçoğu da 2009'da senin gibi. Neler söylemek istersin onlara? Önünüzde uzun bir yol var gerçekten ve doğal olarak bu uzun yolda bir sürü engel çıkıyor. Hani deneme sonuçlarınız olabilir, motivasyonunuz eksilmiş olabilir, çevrenizdekilerden yediğiniz baskı olabilir. Önemli olan bunlara takılmadan devam edebilmek. Çünkü gerçekten sonu çok güzel bitiyor. Yani çalışan karşılığını alır diyorsun. Aynen. İnşallah öyle olur. Sana katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşürüz diye umut ediyorum. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. LGS Dershanesi birincinin hikayesini sundu.